özellikle sosyal medyada özel blog sitelerinde belli çevrelerden, sol parti ya da gruplardan PKK'ya yönelik eleştirilerin dozu da arttı. Aydınlık'tan Yavuz Alagan'ın yazıları ve en son Bir Gün yazarı Cüneyt Cebenoyan Türkiye solu PKK'dan ayrışmalı yazısını yazdı. Türkiye solu bu dönemde PKK'dan nasıl ayrışır? Şimdi bakın, Türkiye solu diye Vatan Partisi dışında bir şey yok. Partileri kalmadı. Gazeteleri, mazeteleri doğru dürüst kalmadı. Örgütleri kalmadı. Levhaları kalmadı. PKK'nın gölgesi altına girdiler. Ve bakın, şunun için de Vatan Partisi dışında bir sol yok. Mehmetçik öldürüldüğü zaman PKK'ya karşı değil. Efendim, sivil öldürülünce bu. Ha, bir vatan savaşı oluyor. Benim için Mehmetçiğin öldürülmesi ve polisin öldürülmesi çok daha vahim ve alçakça bir olay. Şöyle enteresan bir sahte sol var. Tırnak içinde sol var. Mehmetçik öldürüldüğü zaman alkışlıyor. Sivil öldürüldüğü zaman ya sivillere yapmayın. Esas Mehmetçiğe yapmayın. Polise yapamazsınız. Bugün en kıymetli varlığı Türkiye'nin silahlı gücü. Polisi ve şeyi, askeri. Askerin polisin vurulmasını alkışlayan bir sol olur mu? Sol kim? Sol vatanseverlik. Çağımızda sol emperyalizme karşı mücadele. Çağımızda solu tanımlayan şey vatanseverlik. Bütün devrimler vatan savaşında oldu. Sol neydi? Tito'nun yaptığı sol. Sol neydi? Enver Hoca'nın Nazilere karşı Kurtuluş Savaşı. Mao'nun efendim Japon emperyalizmine, arkasından Amerikan emperyalizmine karşı savaşı. Vietnam'ın Amerika'ya karşı savaşı. Arapların, benim Afrikalıların, Fransızlara, Amerikalılara, bilmem Portekiz'e, İspanya'ya karşı savaşları. Sol bu. Vatanseverlik, vatan savaşı. Şimdi öyle bir soldan bahsediyorsunuz ki asker, düşman askeri öldürdüğü zaman onun yanında olan sol. Var mı böyle bir sol? Vietnam'da öyle miydi sol? Vietnam'da sol Amerika ile savaşıyordu. Küba'da sol neydi? Amerika ile karşı. Yani bu karşılık tabii şöyle bir